Sıradaki yarışmacımız bakalım kimmiş? Sıradaki yarışmacımız Tamer. Tamer'cim çok şıksın. Teşekkür ederim Ozan Hanım. Bir şeyler söyleyeceksin, onları alalım hemen. Evet, öncelikle numaramı hatırlatmış olayım. Numaram 106. Ben buradan sevgili belediye başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül'e desteklerinden ötürü çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Isparta halkına, Sayın Hasan Balaban'a ve sevgili patronlarım Engin Barışık ve Yasin Aktürk'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bol şanslar diliyoruz Tamer'cim, seni uğurluyoruz. Tamer bizlere Sözü Müziği Emrah'a ait Baba adlı eseri seslendirecek. Tamer sizlerle. Aslında müziğe Mevlid Hanlık'la başladım. Mevlid okuyarak, camide ezan okuyarak. Mevlidlere giderdim hocalarımla birlikte. Büyük keyif alırdım, ezan okurdum. Aslında müzikal anlamda, yani müzikle tanışmam böyle oldu, böyle başladı. Sanat müziğine ilgim vardı. O şekilde başladık. Daha sonra büyük bir İbrahim Tatlıses fanatikliği başladı. Onun şarkılarıyla büyüdüm de diyebilirim aslında. Çok büyük hayranıydım. Popstar yarışmasının başlangıç haberini aldığımda babamın rahatsızlandığını haber aldık. Dolayısıyla onun hastalığı çok morale bağlı bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda da hep böyledir. Allah kimselerin başına vermesin akciğer kanseri. Her baba evladını iyi bir yerlerde görmek ister, her anne baba. O da aynı şekilde beni iyi bir yerlerde görmek istiyordu. Dolayısıyla bu hastalığın da morale çok fazla ihtiyaç duyduğunu düşünerekten yarışmaya katıldım. Aşık oldum. Aşık oldum. Çok sevdim hatta. Aşk belki de bunun yanında sönük kalır. Keşke insan her zaman sevgisinin karşılığını çıkarsız, tertemiz bir şekilde alabilse. Babacığım buradan sana sonuna kadar söz veriyorum. Ben senin her zaman, her zaman ve her zaman yanında olacağım. Sen benim gözümün nuru atamsın, babamsın, canımsın. Senin iyi olman için ben burada elimden ne gerekiyorsa yapacağım. Ve inanıyorum sen iyi olacaksın. Seni çok seviyorum. Tebrikler Tamer. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Tamer'cim, babanın ismini öğrenebilir miyim? Ömer. Ömer Bey'e acil şifalar diliyoruz. Tüm şu anda bir hastalıktan, bir hastalığı olan herkese acil şifalar diliyoruz ve sağlıklı olanlarımız hepimiz Allah'ımıza şükredelim. Tüm hastalara da acil şifalar dileyelim. Bence Ömer Bey'e de bir moral alkışı gönderelim burada. Şimdi jüri üyelerimize dönüyorum. Armağan'cığım seninle başlayacağız. Gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Bu kadar mı? Peki. Bu kadar. Tamam. Bülent Hanım. Şimdi heyetteki arkadaşlarımız muhakkak ki dikkat etmişlerdir. Geçen hafta İbrahim Tatlıses'in bir kopyasını izledik. Bu hafta da Emrah'ın kopyasını izledik. Bu arkadaşımızın acilen bir karar vermesi lazım. Kim olacağına dair. Bir insan birine gönül verir, onun arkasından gider, onun önünde düğme iliklenir ve şapka çıkarılır.
evet, o ustasının arkasından gidiyor diye ona gönül vermeyiz. Onun aşkına hürmet ederim. Ama bir gönülde iki sevda olmaz. Haftaya ne olacak bilemiyoruz. Kim gelecek? Ve ağızlar hep aynı. Yani İbrahim Bey gibi bu eseri okumuş olsaydı, çok dikkat ettim, o zaman oraya gönül vermiş, onun ilahı o ve bütün eserleri de onun gibi okuyor diyecektim ve çok memnun olacaktım. Evet. Ama seven insan sevgilisini yarı yolda bırakmaz. Eğer İbrahim Beyefendinin arkasında efendim gidiyor, ona gönül vermişse Emrah Bey gibi okunmaz. Bu ne demektir? Yere, zamana, zemine göre bu kalemun gibi kabuk değiştirmektir bunun adı. Böyle şey olmaz. Bir kere acilen kendine gelecek. Kendi olacak. Evet. Eseri de güzel okudu. 9. Teşekkürler Bülent Hanım. Orhan Bey. Çok duyguluydu. Evet. Ayrıca zaten çok iyi yorumcu Tamer. Birinci kubleden ziyade ikinci kuble daha sağlamdı. Duygu ikisinde de aynıydı. İkinci kublede o birincide olan bazı heyecanın getirdiği durumları ikincide düzeltti. Ben de aynen katılıyorum. Bülent Hanım gibi 9 veriyorum. 9 veriyor Orhan Gencebay da. Yıldız'da 10 Ebru Gündeş'ten geldi. Teşekkür ederim. Ebru Hanım, bence bu Yıldız'da 10'u aldı, siz verdiniz Tamer'e. Ama bir de ona şu mutluluğu yaşattırın. Bu Yıldız'da 10'u birazcık açıklayın ona. Eminim sizden duymak çok güzel olacak. Çok güzel okudu. Çok güzel okudu. Ben burada detonesi yoksa, yani kırıp sarmak niyetinde değil, gerçekten güzel okuduysa ve bana hissettirdiyse, ben ona göre 10 veriyorum ya da yıldız koyuyorum ya da 9 veriyorum, evet, ya da altında bir puan veriyorum. Evet. Bana hissettirdi. Ben şarkıyı hissettim. Babamı hissettim. Gittim, onu yaşadım, geri geldim. Söyleşi şeyler de var onun tabii, evet, babasıyla sorunu ben olduğu için. Çok güzel buldum. Ama tabii sorunu için olduğu için bu puan verilmiş değil. Biz de beğendik. Evet, sizler de yani beğendik. Evet. Sonuçta yani Bülent Hanım 6 bir verip de ben 10 vermedim. Hayır, hayır. Tabii 9 verdiler, ben yıldızlı 10 verdim. Oynayabilir. Bu hiç önemli bir şeydi. Yani evet, o hak eder tarzda okudu. Şimdi Allah var. Ayrıca burada alkış alman sesleri gereken... Sesleri düzgün bastı. Başka bir şey daha var. Evet, şu anda geçmişi anlatmadın bize. Şu anda yaşanan bir hadise. Senin baban şu anda rahatsız. Ama ona rağmen delikanlı gibi böyle durdun. Gözünden bir damla yaş da gelmedi. O yüzden de kutlarım seni. Bu iş bunu gerektiriyor. Bu iş bunu gerektiriyor maalesef. Sorun bakalım hayatlarında neler yaşadılar da nasıl çıktılar sahneye? Peki indikten sonra kendilerini yere atıp nasıl ağladılar acaba? Ama sahnede ne kadar güldüler? O yüzden bir kere de ayrıca böyle de kutlamak isterim seni. Bravo. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gündeş'e. Bülent Hanım, siz de mi 9 verdiniz? Ben 9 verdim. Siz de 9. Orhan Bey'i zannediyorum 9 verdi. Armağan'cığım? 10. 10 da Armağan Çağlayan'dan geldi. Armağan, o zaman böyle güzel puanlar her zaman gelmiyor. Böyle yüksek puanlar. 10. Neden 10? Çok hissettim şarkıyı. Dağladı. O dağladı. Tamer gibi benim de babamla şu an sorunum olduğu için. Benim babam da 1,5 yıldır komada. Bir tek, evet, beni tanıyor. Başka hiç kimseyi tanımıyor. Acil ve ben bu gece ne oldu? Hazan yaprakları gibi. Ben babamı yazardım, öyle görmeye dayanamadım. Hiç gitmiyorum mesela. Evet. Benimki özel durum. O yüzden 10. Peki. Sağlık, sağlık, sağlık. Evet. Sen ben neler söylüyorsun? Allah, tabii ki. Senin babana da, Armağan'ın babasına da sağlık, sıhhat herkese versin. Herkese. Dualarınızı eksik herkese etmeyin. Evet. Herkese şifa, bütün hastanelerdeki, amin, yatan herkese ya Rabbi ya Resulallah, kurban olduğum aziz Allah. Ben müsaadenizle çok şifa fazla konuşmak istemiyorum. Buradan sadece babamın ellerinden öpüyorum, o iyi olacak. Sizlerden sadece dua etmenizi istiyorum. Teşekkür ederim.
Teşekkürler Tamer. Peki bize aday numaranı hatırlatırız. 106. 106 Tamer'in aday numarası. Eğer siz de destekliyorsanız Tamer'i oylarınızı şimdi gönderebilirsiniz. Tamer'i alkışlarla uğurluyoruz. Acil şifalar diliyoruz tüm hastalara. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.